Hakemliğe 2002 yılında başladım. O zamanlar sınıf arkadaşım Hakan Karayel vardı. Marmara Üniversitesi'nde spor akademisi okuyorduk. O hakemliğe başlamıştı. Yeni dahil aday hakemdi. Bana da ya gel sen işte yabancı dilim var, top oynamışsın, boy var, fizik var, şu var, bu var falan. İşte bayağı bir başladı bana bir şeyler anlatmaya. Ya yani benim kafamı çeldirmeye çalışıyordu. Ben gerçi o zamanlar istemiyordum kesinlikle hakem olmayı. Dedim ya o zamanlar işte yok yüzme sertifikası alıyorduk, basketbol sertifikası. Akademide okuyanların fix şeyleriydi bunlar zaten. Dedim ben bir de gideyim bir hakemlik sertifikası alayım diye bir başlayayım dedim. Gittim sadece sertifika almak için. Ve şu an buradayım. Yani nasip. Yani ne olacağınız belli olmuyor kesinlikle. İyi ki de başlamışım diyorum. Biz bir kere maçta çok ciddiyetle hazırlanıyoruz. Çıktığımız müsabakalarda sonuçta adalet dağıtıyoruz orada. Bu şöyle bir şey. İki tane takım var. Bu takımlar diyor ki bilir kişi olarak biri tayin olsun ve bizim bu müsabakamızı yönetsin diye bizler gidiyoruz oraya. Ya büyük bir sorumluluk var tabii ki. Motive olarak, motivasyonunu en üst düzeyde tutarak o müsabakada başarılı olması lazım zaten hakemin. Hem kendi açısından hem o takımların hakları açısından. Biz de elimizden geldiği kadar hem yardımcı hakem olarak ben hakeme yardım etmeye çalışıyorum. Orada bir kader birliği paylaşıyoruz. Doğru kararları doğru geri bildirimlerle vermemiz gerekiyor. Yani şu anda Süper Lig olarak baktığınız zaman yani 1 trilyon üstünde bir sadece maçın değeri var. Yani bunun televizyon gelirleri, seyirci hasılatları, reklamlar vesaire vesaire büyük bir pasta bu. Bu pastanın dağılımında hakemlerin rolü de büyük tabii ki. Çünkü puana ücret veriliyor, başarıya ücret veriliyor. Yukarılarda olan takımlar kupalara gitmeye hak kazanıyor. Aşağıda olan takımlar düşme tehlikesinde vesaire vesaire çok büyük sorumluluk. Onun için büyük ciddiyetten hakem ekibi olarak müsabakalara hazırlanıyoruz. Şimdi tabii ki çok meşakkatli bir yol. O piramidin en üstüne çıkabilmek çalışmayı, sabrı ve belli bir zamanı gerektiriyor. Bu her insanın içinde olabilir, her hakemin içinde olabilir. Pat 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 bir an önce yükseleyim, bir üstlükle maç yöneteyim. Ama sabır şart, basamakları yavaş yavaş sindire sindire ve böyle özümseyerek çıkabilmek önemli. Sabır ve zaman çok önemli. Şimdi elbette ki amatörden başlayıp ulusal seviyeye ve daha sonra üst klasman seviyesine kadar yükseliyorsunuz. Yükseldik biz, öyle söyleyelim. Belki amatörde çok daha az zamanınızı alırken hakemlik, ulusala ve üst klasman listelerine çıktığınızda bu artık gereğinde çok daha fazla, hayatınızdan çok daha fazla zaman ayırmanız gereken bir uğraş diyebilirsiniz. Çünkü hobi değil artık. Bu neredeyse bir meslek haline geliyor. Tabii ki üst klasmanlarda, birinciliklerde görev aldığınızda çok daha fazla fedakarlık ve çok daha fazla zaman ayırıyorsunuz. Ve tabii ki de ailenizden ve eşinizden, akrabalarınızdan çok daha fazla zaman ayırmak anlamına geliyor. Ve onların zamanından kısıtlayıp hakemliğe mecburen bu zamanı ayırmak zorunda kalıyoruz. Biz de insanız yani, bunu anlamıyorlar. Yani bizim müsabaka içerisinde kendilerinin izlediği gibi 20 tane kamera açısından müsabakayı izlediğimizi düşünüyorlar. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Yani futbol hayatı hatalar oyunu ve bunu herkesin kabullenebiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim baktığımız bir açıdır. Yardımcı hakem bir açıdan bakar. İlave yardımcı hakem varsa da o bir açıdan bakar. Eğer bu üç açıdan iyi bir noktadan göremiyorsak ya da pozisyonu iyi göremediğimiz için yorumlayamıyorsak yapacak bir şey yok. Yani o pozisyon kaçıyor. İnsanların bunu hata olarak görüp İşte bir hataydı, geçti, göremedi deyip değerlendirmesi gerekiyor bence. Eğer bunun arkasını kovalarlarsa, işte bilerek yaptı, daha önceki pozisyona takıldı, buraya geldi falan derlerse bu işin sonu yok. Yani hakemler insan, robot değil ve insanlar hata yapabilir, her insan hata yapabilir. Futbolcuların yaptığı, teknik direktörlerinin yaptığı, kulüp başkanlarının yaptığı gibi. Bunu bilmeleri gerekiyor. Bunu bildikleri zaman zaten
bu işin yükünü %50'den daha fazla azaltacaklardır. Vallahi artık biz nasıl diyeyim, otomatikleştik. Biz artık her maçın ayrı bir heyecanı var. Her maçı aldıktan itibaren görevimiz başlıyor. Önce yol planıyla, gidiş seyahat planıyla başlıyor bu işler. Seyahat planımız, kalacağımız otel planı ve orada tekrar otele gidip yerleşme şartlarını oluşturduktan sonra maçın planı, takımların oyun yapısı, karakterleri gibi analizler yapılıyor. Sonra bir gün önce maçın olduğu ilde olmamız gerekiyor. İlde vardığımızda dolaşma imkanımız varsa, o ilin herhangi bir güzelliği varsa, hem stresi almak bakımından, yani maça göre, maçın önemine göre tabii bunlar hepsi değişken, bu durumları yaşıyoruz. Ondan sonra maç sabahı da işte gene maçın saatine göre kahvaltı, ona göre geç kahvaltı veya erken şeklinde bir yemek planımız oluyor. Dinlenmek isteyen kendi odasına dinlenebiliyor. Herkes bireysel takılabiliyor veya beraber bir grup olarak maçın önemine binaen bir tekrar analiz şeklinde bir işlemler yapılabiliyor. Her maçın kendi farklı hikayesi mevcut. Ondan dolayı yani şudur diyemeyiz. Futbolda 13-14 yaşlarında bir kulüpte top oynamaya başladım. Bu şekilde tanıştım. Daha sonra 4-5 yıl kadar oynadım. Ciddi bir sakatlık geçirdim. Çapraz bağlarım koptu. Üstüne trafik kazası geçirdim. Biraz şanssız bir yaşantım oldu. Daha sonra bir hakem arkadaşımın maçımı yönetmesiyle başladım aslında. Onu buldum, görüştük. Benim hakem olmam için yardımcı oldu. Bu şekilde başladım. Yani kursa gittim onun sayesinde. Birçok aşamada bana yardımcı oldu. Şimdi hakemlikteki belli bir süre sonra en önemli etkisi şu. Bir konuda bir karar verirken ya siyah ya beyaz diyorsunuz. Mesela bir konuda hiçbir zaman orta yol anlamında bir karar verme mekanizmasını tercih etmiyorsunuz. Size eşiniz, aileniz, çalışma arkadaşlarınız bir şey söylediği zaman, bir şey istediği zaman iletişiminizde her zaman netlik kazanıyorsunuz. Jest mimikler, iletişimler bu konuda sahada zaten çok fazla jest mimik kullanmamız istenmiyor. Ama doğal olarak hakemliğin bize saha içerisinde vermiş olduğu özelliklerden de insanlara özel hayatımızda biraz daha normal insanlara göre sert mizacımız olduğu, zaman zaman ani kararlar verdiğimiz, zaman zaman hızlı kararlar verdiğimiz şeklinde de bu şekilde eleştiriler de alıyoruz. Yani hakemlik, yani dışarıdan bakıldığında yani yukarıdan aldık, hop koyduk, hakem yaptık. Böyle bir şey yok. Hakemlik meşakkatli bir iştir. Yani bunun antrenmanları var. Antrenman değil, antrenmanları var. Toplantıları var. Maç hazırlığı var. Maça gitmesi var, gelmesi var. Yani aday hakemliğinden en üste FIFA hakemliğine kadar her zaman bir zorluğu var. Kesinlikle çok 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 yani ödün vermeniz gerekiyor kendinizden. Yani antrenmanı bir kaçırdığınız zaman, bir antrenmana kondisyondan düşüyorsunuz. Ya da kural sınavlarına veya kitapları devamlı karıştırmazsanız, devamlı çalışmazsanız bilgide eksik noktalar geliyorsunuz. Hata yapabilirsiniz sahada. Ya da maça gideceksiniz. Maç hazırlığı önceden yapmanız lazım. X
takım veya Y takım için analiz yapmanız gerekiyor. Ona hazırlanmanız gerekiyor. E ne oldu? Hazırlandım bitti. Yok. Ondan sonra yolculuk başlıyor. Ailenizden uzaklaşıyorsunuz. Gidiyor, bir gün, iki gün gidiyorsunuz. Belki üç gün sürüyor bu. Değişiyor. Bazen kamplar oluyor. Kamplara gidiyorsunuz. Beş gün yoksunuz. Bir hafta yoksunuz. On gün yoksunuz. Yani bunlar kolay şeyler değil kesinlikle. Yani bunları bilincini hakem ailesindeki herkes biliyor ama dışarıdakiler bu şekilde gerçekten de bilmiyor. Bunları onlara ben, arkadaşlarım, herkes yavaş yavaş anlatması gerekiyor. Yani ne kadar zor bir iş olduğunu. Ya hakemlik inanılmaz zor bir iş aslında. Yani saniyenin onda biriyle karar veriyorsunuz. Pat, nabız yükselmiş, olmuş 190, koşuyorsunuz, karar veriyorsun. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Başkaları ne yapıyor? Oturuyor, oturduğu yerden al ileri, ver geri. Yok diyor, bu kamera olmadı diyor, öbür kamerayı koy. O kamera da olmadı diyor, öbürküsünü koy. Yani bu böyle kolay değil. Gerçekten de çok çok zor bir iş. Ama çok da zevkli bir iş. Yani sevdiğim, böyle bir yerlere, yani bu hakemi camiasına sokmak istediğim çok insan oldu ve soktuğum kişiler de oldu, Allah'a şükürler olsun. Yani gerçekten de tavsiye ederim. Oynanıyor hala. Hala burada. Kaldırıyorsun. Bekliyorum abi. Hala bak. Hiç önemli değil. 5 saniye. Hep burada oynanmaya devam etsin. 10 dakika hep burada devam etsin. Oyun durmadan duracaksın kardeşim. Ta ki? İşte, ta ki defans aldı. Hücuma geçtiler. Daha sonra hala görüyorsun. Artık hop. Benim bölgemde.